İstanbul. Memleketim, doğduğum yer, çok sevdiğim bir yer. Eski İstanbul'u çok hasret ediyorum. Artık yok. Ailenin bütün fertleri göçünce tekrar geri dönüş çok zor oluyor doğal olarak. Bereket ailem göçmemişti, göçmeyen ailelerdendi. Hem üniversiteyi bitirdim, Atina'da bitirmiştim. Hem de ben oraya ait olmadığımı anladım. Gitgellerimi çok yaşadığım için en nihayetinde kesin dönüş kararı aldım. Ve o tarihte Patrikhane'de de Muganni olarak 99 yılında görevime başlamış oldum. Başa başa o zaman bir sakin bir köydü. Böyle kalabalık falan değildi. Herkes birbirini tanıyordu. Ahşap evler vardı, böyle güzel ahşap evler. Hepsi yıkıldı, apartman oldu yerine. Epeyce Rum vardı fakat bugün maalesef yalnız ben ve eşim kaldık. Evlerden de bir tek bizim evimiz kaldı, Rum evi olarak. Ben hatırlıyorum, babam dedi ki, bizim oğlum, bizim yerimiz burada değil. Annem daha temiz söylüyordu. Ben öldüğüm zaman beni oraya götüreceksiniz. Anladınız mı? Öyle konuşuyordu annem. Beni burada gömmeyeceksiniz. Orada. Anne öyle şeyler olmaz. Çok para istiyor yani cenaze. Yani öyle konuştum annemle. Neyse beni oraya götüreceksin. Akrabalarımın yanında olmak istiyorum dedi. Annemin babamın yanında. Onu şimdi yapıyorum. İstanbul Rum toplumu mübadeleden istisna edilen tek toplumdu. İmroz ve Bozcaada adalarıyla beraber. Bu toplum Lozan'dan sonra, Lozan'ın uygulanmasından sonra kalan 125 bin kadar toplum. 1960'lara kadar az çok bu nüfusla vardı. Tabii 1932'de bir meslek yasakları var. Meslek yasakları sebebinden 15 bin kadar bir ayrılma var. İkinci Dünya Savaşı sırasında 20 Kur'an afiye askerleri ve varlık vergisi sebeplerinden gidenler olmuyor. Çünkü etraf savaş dolu. Gidemiyorlar hiçbir yere. İstanbul'da kalıyorlar. ...20. asrın başlangıçta aşağı yukarı 100 bin Rum var. 110 bin var yani, bütün mübadeleden sonra. Evet. Mesela o zaman İstanbul'un nüfusu 1,5 milyondu. O zaman siz kıyaslarsınız. 55 olaylarından önce yavaş yavaş adamlar çıkıp gidiyor işte. Enteresan şu ki 1955 pogromu çok büyük bir şiddet, kitlesel şiddet olmasına rağmen toplum tutunabildi. Gitmedi. Sebep bu toplumun bir cemaat toplumu olarak çalışabilmesi. Yani kilise etrafında, okul etrafında bir toplum teşkil etmesi. Bu çok eskiden kalan, Osmanlı'dan ve Bizans'tan kalan bir sistem. Babam ve bazıları diyorlar geçecek. Her zaman öyle diyorlardı. Çünkü 1942-43 Aşkale vardı ya. Aşkale. Anadolu'ya gönderiyorlardı adamları, Rumları. Orada çalışıyorlardı. Yarıları öldü orada. Yarıları geri geldi. Rusya şey yaptı. Bırakın dedi. Ondan sonra vergi şeyi geliyor. Yani vergiler. Varlık vergisi.
senin evin var, o kadar bana göre şey, o kadar kıymeti, o kadar vereceksin. Vermezsin, alırız evini. Üçüncü olaylar, 55 olaylar. Ama bunu her, onlar biliyorlardı, geçecek. Yani bir iki ay sonra o yine güzel olacak iş. Oluyordu. Ama aldı, şimdi geldi 1964, 63-64. Geldiler iki kişi dükkana. Diyorlardı, Niko Efendi, size bir hafta süre veriyoruz. Alın malınızı, yani bir çanta içinde, yani mal mülkü değil, bir çanta içinde alın ama kıymetli şeyler almayacaksınız. Sınır dışı ediliyorsunuz. Niçin? Ben makarıyorsun, bilmiyorum filan diyordu babam. Finansına gideceksiniz. Apoyle Matini gazetesi. Bu gazetenin 3 Haziran 1964 gazetenin bir parçasında babamın sınır dışı edildiği ilanı var. Bak burada. Babamın adı burası. 51 ad. Nikolaos Liotis Pakal. Üst başlıkta ne yazıyor? Burada. Şöyle. Yeni katalog, sınır dışı edilecek Yunanlıların yeni katalogu şey oldu, ilan edildi. 51 ad var içeride. Bu da pasaportu. O zamanki pasaport. Yunan pasaportu, gördüğün gibi Yunan pasaportu. İşte birinci sayfa burada. Nikolaos Liotis Dimos baba adı. Burada da fotoğrafı. Employee. 1906'da doğdu. Doğmuş. Bir yerde neymiş? Böyle. Ne yazıyor burada? İşte burada. İş bu pasaportun sahibi sınır dışı ediliyor. 9 Haziran 64. Bir de vize aldı. Gitmek için vize aldı. Yunanistan'a. Şimdi orada yaşayanlar çok az. Bizim eski yura kıyaslarsanız. Biz ne yapıyoruz burada? İşte onlarla okulda devamlı ilişkilerimiz var. Programlar yapıyoruz. Mesela öğrencilerle ilgili programlar. Nasıl daha iyi mesela Yunanca dilini devam edebilecekler. Çünkü o da bir zorluk şu anda. Eskiden biz evlerde okuldan geri döndüğümüz zaman evde Rumca konuşuyorduk. Azınlığın çocuklar Türkçe konuşuyor. İlk önce Türkçe çıkıyor. Çünkü arkadaşları da Türk. Ben sordum çocuklara, ne diye Türkçe konuşuyorsunuz? Daha kolay geliyor diyorlar. Çünkü herhalde televizyon var, şey. Hayatı değişti. Evet. Çevre Türkçedir. Oğlum burada doğdu. Bana günün birinde dedi ki, peki sen İstanbul'da yaşıyordun. Orada Müslüman mıydınız siz? Onlar Müslüman, siz neydiniz falan. Mecbur oldum, aldım. Çocuk 6 yaşındaydı o zaman. Götürdüm, Patrikhane'yi gördü, Rum kiliselerini gördü. O tarihi mektepte öğreniyordu, Bizans tarihini. Yani bunun bir devamı olduğunu anlattım. Yani Bizans'ın devam ettiğini. Tabii, devamı olarak biz orada yaşadık, orada büyüdük. Sonra istemediler bizi, zamanla gitmeye mecbur olduk dedim. Onun için şimdi yine dost olarak gidiyoruz. Bizim orada hatıralarımız var, bütün hayatımız orada geçti. Orayı unutamayız, sevdiğimiz bir yer. Yürüyorduk. O zaman bak, yoktu o zaman ya. O zaman yoktu. Yoktu ya. Yoktu. Yürüyorduk. Ne yoktu ya. O zaman yoktu. O zaman yoktu. Mitran var bir yolunda. Melek sinemasına gidiyorduk. Fitaş, dünya. Giriyorduk içeri, çıkıyorduk. Ben en çok Atlas'a gidiyordum. Atlas'ın ne? Sonra Saray Sineması'na gidiyordum. Saray Sineması. Saray ne? Yanında. Fitaş'a gidiyordum. Bir şey yapıyordum. Bir pilav. Yeni Melek Sineması. Yeni Melek ne? Yeni Melek ne? Tavuklu pilav yiyorduk işte. Tavuklu pilav. Pek güzel tavuk. Orada sarayın yanında. Kazan gibi. Sarayın yanında. Tavuk yok. Bir şey anlatın, turşuyu. Turşu suyu. Turşu suyu. Ne
kadar, ne nasıl anlatayım sana? Ne kadar durdu? Acı, acı. İstanbul'u izliyorum. İstanbul için burada geldik. Türk kanal şeyleri koyduk yani. İstanbul'u görmek için. İstanbul. Fakat eski İstanbul. Bugünkü İstanbul'u görmek istemiyor. Dedikleri gibi ki Beyoğlu'nda o kadar kalabalık, o kadar görmek istemiyorum. Eski İstanbul'u çok seviyorum. Çok da arkadaşlarım vardı orada. Gittiğim okulda arkadaşlarım vardı. Zapyon'da, Sepinşehir'de. Vardı arkadaşlarım vardı ve çok memnundum. Biz oradayken bize gavur diyorlardı. Buraya geldiğimizde Türk tohumu diyorlardı. İlk başta. İlk yani orada da memnun değildik aslında. Çünkü yabancıymışız gibi bakıyorlardı. Buraya geldiğimizde de aynı şey. İlk başta. İlk yeni geldiğimizde ondan sonra biz kendimizi yani gösterdik. Neredeyiz? Orada Patrikhane var. Biz orada vaftiz olduk. Vaftiz tabii. Biz Hristiyandık. Yani oradaki yani. Bilmiyorlar kimsini. Dedi vaftiz oldunuz mu? Ne de o da rakı. Ne güzel rakı. Rakı'dan o zamanlar daha güzel içki yok. Bu de o içki dedi bana değil mi? Kimi bir olur. Güzel. He? Rakı. Kimi bir olur ne yaptılar? Kram koydular. O zaman kram yoktu. Dükkanı açıldı yaklaşık 9 yıl olacak. Çok şükür İstanbulluların buluşma noktası oldu burası. İstanbul'dan gelenler, İstanbul'dan göç edenler, burada yaşayanlar, turistik amaçla gelenler hepimizin buluşma noktası oldu. Biz İstanbulluların Palyofaliro'yu seçme nedenlerimizin başında aslında denize yakın oluşudur. Örneğin mekanımız denize 150-200 metre uzaklıkta. İşim gereği zaten pek fazla dışarıya çıkamıyorum, gidemiyorum ama denizin orada olduğunu biliyorum. Bu çok önemli bir nokta hepimiz için. Ben aslen İmrozluyum. Ailem burada doğdu. Yani dedem benim keman öğrenmemi istiyordu. Fakat o kısa zamanda tabii keman öğrenmem mümkün değildi o 1-2 aylık zaman zarfında. Haliyle burada bu Rum kültüründe bir gelenek olan çocukların küçük yaştan kilise musikisine gitmeleri, yani ilk etapta o ortamı teneffüs edip o müziği dinlemeleri, ikincil olarak katılmaları, alacakları derslerle de bunu benimseyip bir hem hayat tarzı hem bir uygulamaya sokmaları diyelim. Ben tabii o yıllarda İstanbul'da yaşadığım için İstanbul Rum Patrikhanesi'nin o zamanki başmuvennisi Leonidas Asteris'e ailem götürdü. O beni dinledikten sonra getirebilirsiniz dedi aileme ve ben 86 yılında
O zaman 12 yaşındaydım. İstanbul Rum Patrikhanesi'nde korosuna katılmış oldum. Yaklaşık yarım asırdır maalesef adadaki Rum okullarının kapalı olmasını 2013'te faaliyet izni verildikten sonra ilkokulun açılması takip etti. Bu vesileyle bu okulların çalışmalarını güden İmroz Kültür Derneği bizlere müzik öğretmenliği teklifi getirdi. Bu pandemiyi de biz kendimize bahane ederek kendimizi adada bulduk. Ben ilk defa bu kış burada olacağım. Buranın tekrardan yaşamaya başlaması, tekrardan ana dilimizin duyulması, bir o kadar şarkıların, türkülerin, panayırların canlanması zannedersem bizim, benim jenerasyonumun artık görevi gibi diyebiliriz. Çünkü bunu yapmadıkça, bunlara sahip çıkılmadıkça bu topraklarda kaybolmaya yüz tutmuş değerler olarak nüksedecek. Bunu da tabii ki istemiyoruz ve kimsenin istediğine de inanmıyoruz. Daha çok bu ruhban okulu için, bu dediğiniz ruhban okulu için buraya gelen öğrencilerin dedileri geliyor. Evet. Я примера и пустыни с истомава, се проспиду са такси с этим килоге, то проседу литон эфнон мэнон севас. Я в тимера мими конфеса мэнон тимэнон тон гирим, мими на фэндес не авто пименес, и ти калос пэвус и Христон пимена. Авто и воксес ту се орнас, но не орнон амин. Thank you.
Ekmenik Patrik Bartolomeos'un tahta çıkışından 1991'den bu yana Patrikhane'de gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalışmaktayım. Bu olayların 50. yıl dönümü dolayısıyla Dimitros Kalmanos'la bir mülakat yaptım. O olayları bize canlandırdı. Nasıl olduğu saniye saniye bize anlattı onları ve burada da mülakatı var. Bu şey... ve eline 50, tam 50 senen sonra bu makineyi verdim ki bu makineyle 50 sene evvel önce bu fotoğrafları çekti ve bize görme fırsatını bize verdi. Bütün bu fotoğrafları korku içinde çektiğini anlatıyor. Birçok yerlere gitti, Beyoğlu'na gitti, Patrikhane'ye geldi, Yedikule taraflarına gitti, oradaki bütün kiliseler büyük hasarlar gördüler. Şişli mezarlıklara gitti, Şişli mezarlığına gitti. Orada mezarlıkları kırdılar, kemikleri çıkardılar kutulardan. Hepsi yani bütün bu resimler bunun sayesinde var. Aptapalla ama Marian'sa girmiyorsun, gülüyorsun. Sonra düşünüyorum ne dediğini, orada kalıyor. Oraya, düşünme. Düşünmeden gir. Bunu dinle. Yani Pavlov gibi şey. Da da ba 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 ba. Apta polla. Ertuğrul. Bir nevi aslında bizim başından beri düşündüğümüz bir daha geniş bir kültür kolektifinin bir şeyiydi, ilk ayağıydı. Dolayısıyla bu faaliyet çeşitli dallara yayılmaya başladı. Sinemasından işte çeşitli dil derslerine, kültür seminerlerine, müzik derslerine uzanan işte kafemiz oldu bir yerden sonra. Kahve sattığımız bir yer olmanın dışında, olmanın haricinde esas itibariyle insanların gelip buluşup kaynaştığı ve işte bizim yayın faaliyetimiz etrafında çeşitli faaliyetlerin örüldüğü bir süreç olarak, bir girişim olarak düşündük ve orada doğmaya başladı. Yani Yunanca dersleri, müzik dersleri, dans dersleri bunun etrafında şekillenmeye başladı. Bu militarist, milliyetçi, şovinist iklimin yerine daha barışçıl bir atmosferin oluşumunda İstos'un da küçük de olsa katkıları vardır. Yani bizim yaptığımız işte o müzik dersi ya da dil dersi ya da yayın faaliyeti sadece genel anlamda işte böyle ne diyeyim ticari iktisadi girişimler değil. Bunlar aynı zamanda aşağıdan yukarıya barış, kardeşlik, demokrasi ve çoğulluk yolunda atılmış küçük adımlar, kuşkusuz küçük adımlar. Ben bunun daha genel anlamda önemli olduğunu da hissediyorum. Yani sadece Rumlar açısından değil, kuşkusuz Rumlar için nefes alma imkanlarının, ortamlarının, mekanlarının artması çok önemli bir şey. Rum gençleri açısından çok önemli bir şey. Kendi dilini konuşabildiğin, kendi dilinde okuyabildiğin, kendi dilinde müzik yapabildiğin ortamların, alanların oluşması önemli ama bunun daha genel Türkiye toplumu açısından da sunduğu imkanlar var. En büyük sayımız öğrenci olarak bunu 1961-62 eğitim öğretim yılında rastlıyoruz. 720 öğrencimiz vardı.
Şu an okulumuzun bünyesinde 47 öğrenci bulunmaktadır. Son 25-30 seneni 45-50-40-53 arası geçirdiğimiz için mutluyuz. Bazılarına acayip gelebilir fakat 1963-64'ten 93-94'e kadar aşağı yukarı dikey bir iniş varken 94'ten bugüne kadar 40-50 arası gidip gelmeyi bir matematik öğretmeni olarak bunu ben bir kalp ritmine benzetiyorum, kardiyograma benzetiyorum. Diyorum ki madem ki kalp atmaya devam ediyor, hayat devam ediyor. En büyük mesajımız bu. Bu mesajı daima vermek istiyoruz. Hayat devam ediyor. Hala İstanbul'dayız. Atalarımızın, büyüklerimizin memleketinde. Gelecek kafamızda bir soru işareti olarak görülmekte. Fakat geleceğimize inanıyoruz. Güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Dünyada faaliyet gösteren en eski Rum okulu. Beğenilen, çok merak uyandıran, hatta insanların ihtişamından dolayı dini bir yapı veya patrikhane olarak da düşündükleri bir yapı. Okulumuzda sadece İstanbullu öğrenciler okumadı. Okulumuzda Anadolu'dan gelen, Ege'den, İç Anadolu'dan, Yunan adalarından, şu andaki Yunan coğrafyasından gelen çok öğrenci okudu. Bu okula ait olmak, bu okuldan mezun olmuş olmak, bu okulun sıralarından geçmiş olmak insanlar için çok farklı duygulara sebep oluyor. Çünkü bu okulun tarihini insanlar biliyorlar. Bu okuldan kimlerin geçtiğini, bu okulda kimlerin ders verdiğini, hiçbir suçları yokken nasıl uzaklaştırıldıklarını, öğretmenleri atanmadığı zaman boş geçen derslerini, o derslerini dolduran öğretmenleri, fedakar öğretmenleri düşünüyorlar. Eski mezunlar hem çok güzel günler gördüler, hem çok zor günler gördüler. O bakımdan eğitimde her zaman önceliklerimizin insani değerler olması gerektiğine inanıyorum. Ve umarım ki işte bizi 43 kişiye bırakan, bu okulu sayısını 43'e düşüren zihniyetlerle bir daha hiçbir zaman karşılaşmayız. ...1951 yılında bu okula kaydoldum. Bizim sınıftan mezun olarak tek İstanbul'da kalan benim. Okul mezunları çok bağlıdır okula.
Bugün bile sınıf arkadaşlarım her çarşamba günü Atina'da bir yerde buluşuyorlar. Ve telefonla filan hacet yok. Kimin işi yoksa gidiyor. Her hafta 8-10 kişi toplanıyor. Okulda çok şey borçluyum. Yani bunu söylemek istiyorum. Hayatım bize öğretti. Derslerden başka hayatı da öğretiyordu bize. 1938'den 1970'lerine kadar devamlı Paşabahçe'deydim. Evlendiğim zaman maalesef Paşabahçe'den gitmeye mecbur oldum. Kadıköy'de oturduk. 47 sene Kadıköy'de oturduk. 47 seneden sonra tekrar baba evine döndüm. Eşimle beraber, o da istiyordu. Ve şimdi çok memnunuz. Liseyle çok bağlantım var benim. Çünkü aynı lisede dedem, babam ve ben hem baftiz hem evlendik. Her şeyimiz o lisede oldu. Cenazeleri dahi. İnşallah benim de zanemzem orada olur. I live all this through my dad and how much importance this has to him. But I am also very aware of the history and what this means in a wider context. So to have this cemetery here in what for us is Constantinople and to see all these Greek people, it's like life after life. So they still live here. And I'm very happy that this trip happened because now my grandfather and my grandmother are also part of this history. So I that's the way I look at it, and that's why I think it makes me emotional, because my personal relationship to my grandmother is always there and it doesn't change. But this is history, and to me that's very important. I'm glad my dad had the courage and he insisted in doing that. Onların doğduğu yere gidelim diye. Getirdim. Anaların, babaların aynı özelliğini içinde koyduk. İşte artık ben sanırım ki onlar yüksekten göklerden görüyor bizi. Onların modu şimdi gülüyorlar yani. Ben karmakarışık bu anda. Evet, çok mutluyum ben de. Çünkü onlar çok mutlu olduklarını hissediyorum ben. Onun için ben de çok mutluyum.
Üzgünüm. Çünkü bunları buraya bırakacağım. Yine geri gidiyorum. Yine belki bir sene, iki sene, on sene sonra gelirim. Eğer geçiyorsam. Bırakıyorum ama çok emin ellere bırakıyorum. Anaların, babaların elleri. Evet. Şimdi yanındalar. Yanındalar. Bu kadar. Bazı şeyler yaşanmasaydı da insanlar doğup büyüdükleri yerde ölebilselerdi. Bir kız vardı aşağıda, rıhtımda, bana bir mendil sallıyordu. Belki başkasına sallıyordu. Ben ama o kızı bana sallıyordu diye düşündüm. Ama bunu biliyordum. Yani Galata Okulu'nun okulda öyle bir öğrenciymiş yani. Öyle sandım. Bak dedim, bu beni seviyordu, ben bunu bilmiyordum. Sekratu sa.